çalışacağız. Değerli arkadaşlar, bugün ilk olarak biliyorsunuz enflasyon açıklandı. Enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye daha önce yaşamamış olduğu bir dönemi yaşıyor. Son özellikle 2018 Ağustos diyelim ama özellikle son 6 aydan beri Türkiye daha önce görmemiş olduğu şeyleri görüyor. Bunlardan birisi Türk liramız hiç olmadığı kadar değersizleşti. Türk lirasının maalesef alım gücü düştüğü gibi dünya paraları arasında değer karşısında değer kaybetmediği bir para birimi yok. Amerikan doları, İngiliz sterlini, euro bunların karşısında değer kaybetti. Hatta Afganistan para birimi karşısında bile Türk lirası maalesef değer kaybetti. Türk lirasının alım gücü hiç olmadığı kadar düşük maalesef. Türk lirasının dünyadaki itibarı artık çok düşmüş durumda. Bunu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, bugün TÜİK enflasyonu açıkladı. Enflasyon rakamı %54.4 olarak açıklandı. Son 20 yılın en yüksek rakamı. Son 20 yılda tarihi bir rekor kurdu enflasyon. %54.4 olarak açıklandı. Ayrıca bu TÜİK'in makyajlanmış verileri, bu TÜİK'in açıklamış olduğu rakamlar, ENAG dediğimiz bağımsız araştırmacıların oluşturmuş olduğu enflasyon rakamı ise %105. Enflasyon rakamları, pardon affedersiniz, %120.8 olarak gözüküyor. ENAG'ın açıklamış olduğu rakamlar. Bir başka rakamı da sizin dikkatlerinize sunmak istiyorum. Üretici fiyat endeksi %105. Bunun anlamı şu, üretici fiyat endeksi önümüzdeki aylarda enflasyonun yükselmesine neden olacak. Ayrıca bugün, dün gelen zamlar da açıklanan enflasyona dahil değil. Bugün açıklanan benzin zamları, motorin zamları da bugünkü enflasyona dahil değil. Ayrıca biliyorsunuz gıdada KDV indirildi. Ona rağmen enflasyon %54.4 olmuş durumda. Gıda enflasyonumuz %64.83 olmuş. Dünyadaki en yüksek gıda enflasyonlarından birine sahip olan Zimbabwe'de bile daha yüksek durumda. %54.4 enflasyonumuz ise daha önce bizim önümüzde olan dünyadaki en yüksek enflasyona sahip ülkelerden biri olan Arjantin'den bile daha yüksek. Şu anda Türkiye enflasyonda dünya 8. olmuş durumda. Ayrıca maalesef hem asgari ücretliye, hem emekliye, hem memura, hem işçiye gelen zamlarla birlikte yılın 2. ayında gelen zamlarla erimiş durumda, alım gücü düşmüş durumda. 2022 yılının 2. ayını tamamladık. Maalesef bu gelen zamlar hem çalışanlara, asgari ücretten emeklisine kadar herkesin aldığı maaşı erittiğini söylemek mümkün. Türkiye dediğim gibi tarihi bir dönemi yaşıyor. Yanı başımızda bir savaş var. Bu savaşın etkilerini hep birlikte göreceğiz. Hiç olmadığı kadar bugün motorine, benzine zam geldi. Artık yakında 20 liraya alışmak durumundayız. Motorunu 20 liraya alışmak durumundayız. Bu kadar zammın geldiği bir dönem görülmedi. Bu kadar sık sık zammın geldiği bir dönem hiç görülmedi. Eskiden araçlara biliyorsunuz LPG taktırıyorlardı. Şimdi LPG'yi söktürüp ne taktırıyorlar? LPG'yi söktürüp tekrar yeniliyorlar araçlarını. LPG taktırmak için, söktürmek için iş yerlerinin açıldığını görüyoruz. Maalesef geçtiğimiz yıl Şubat sonunda 6.66 olan mazot bugün 20 liraya dayanmış durumda. 3 kat artmış durumda. Geçen yıldan bugüne mazot 3 kat artmış durumda. Mazot kimi etkileyecek? Herkes etkileyecek. Aldığımız bakkala gidip aldığımız ürünü de etkileyecek. Çünkü o da nakliye ile geliyor. Ya da
bindiğimiz taksiyi etkileyecek, bindiğimiz minibüs etkileyecek. Artık taksicilerin kontak çevirmesi bile zor gözüküyor. Nakliyeciyi etkileyecek. Maalesef geldiğimiz noktada mazot stopları hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Ocak 2021, Ocak 2022 arasında kapsayan son bir yılda akaryakıtın en çok arttığı ülke Türkiye olmuş. Zaman zaman AK Parti sözcüleri diyor, dünyada da mazot yükseliyor, elektrik yükseliyor diyor. Bu koca bir yalan değerli arkadaşlar. Türkiye'deki mazota, benzine gelen zam Avrupa'da rekor. Avrupa'da rekor. Aynı şekilde elektrikle ilgili de aynı şeyi söyleyebiliriz. Elektriğe gelen zam da Avrupa'da rekor durumda. Bizim rakamlara baktığımız zaman maalesef hem doğalgaz zamında, hem elektrik zamında, hem de yakıt yani motorun ve benzin zamında Türkiye lider olduğumuzu söylememiz mümkün. Şimdi bir taraftan zamlar geliyor. Dünya lideri olduk. Onu söyleyelim. Dünya lideri olduk. İlk 10 ekonomiye girecektik. İlk 10 ekonomiye giremedik ama sayelerinde dünya birincisi, dünya lideri olduk. Neydi? Elektrik zamında, doğalgaz zamında, motorun zamında. Dün buna geçen yıl motorun 20 lira, mazot 20 lira olacak deseydik inanır mıydınız? İnanmazdınız. Bugün maalesef 20 lira sınırına yaklaşmış durumda. Bunlar devam ederken bir taraftan da Türkiye borçlanmaya devam ediyor. Bunları da dikkatinize sunmak istiyorum. Kamunun borcu Ocak 2021 Ocak ayında 1.8 trilyon iken şu anda 2.8 trilyon liraya çıkmış durumda. Borç bir yılda tam %55 artarak 1 trilyon artmış durumda. Maalesef demokrasinin askıya alındığı ülkelerde bile böyle bir tablo yok. Yatırım yapabilirlik noktasında Türkiye, Özbekistan, Brezilya, Mısır, Ermenistan ve Kenya'dan daha kötü bir durumda. O 128 milyarı nerede olduğunu sormaya da devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Şimdi biliyorsunuz Avrupa'da enflasyonla kıyaslanıyor zaman zaman. Almanya'da 4.9 enflasyon, İngiltere'de 5.4, ABD'de 7.5, Rusya'da 8.73, Türkiye'de ise 54.44'e erişmiş durumda enflasyon. Şimdi biliyorsunuz AK Parti'nin bir sözcüsü var. Hani diyor ya, Fransa'da 150 euroya dolan poşet şu anda kaça doluyor diyor. 750'ye doluyor. O da bir matematik dehası. Ben hemen Türkiye'de karşılaştırmak istiyorum. Fransa'da Ocak 2021'de 150 euroya dolan sepet şu anda 154 euroya doluyor. Amerika Birleşik Devletleri 150 dolara dolan sepet 2022'de 161 dolara doluyor. Rusya'da 150 dolara, 150 rubleye dolan sepet şu anda 163 rubleye doluyor. Türkiye'de Ocak 2021'de 150 TL'ye dolan sepet şu anda 223 TL'ye doluyor. Avrupa'da da bu konuda lider olduğumuzu söyleyebiliriz. Maalesef Türkiye asgari ücretle geçimini sürdürmeye çalışıyor. Asgari ücretle geldiği nokta bu. Şimdi rüzgar da var. Çok uzatmayalım isterseniz sözü. Değerli arkadaşlar, birazdan Orhan Sarıbal'da zeytinle ilgili konuşacak. Bu bölge tarımın ve hayvancılığın yoğun olduğu bir bölge. Maalesef gelen zamlarla birlikte üretim yapılamaz noktaya gelmiş durumdayız. Önümüzdeki dönemde Rusya ve Ukrayna'ya bağlı olduğumuz için buğdayda ekmek yarın 6-7 lira olursa buna kimse şaşmayacak. Bakın yaklaşık %86.6'sını buğdayımızı Rusya ve Ukrayna'dan ithal ediyoruz. Bu demek şu ki eğer bu savaş devam ederse oradan ithalat yapamaz isek ekmeksizlikle, açlıkla karşı karşıya kalacağımızı herkesin bilmesini isteriz. Maalesef geldiğimiz noktada, bugün geldiğimiz noktada Türkiye üretimden koparılmış bir dönemi yaşıyoruz. Bakın, dün Erzurum'daydık, bugün Bayburt'tayız. Eğer Bayburt'ta, Erzurum'da nüfus düşüyorsa bir problem var demektir. Eğer insanlar hala ekmeklerini kendi atalarının, dedelerinin doğduğu topraklarda değil, eğer İstanbul'da, Ankara'da asgari ücrete razı oluyorsa burada bir problem var demektir. Tekrar
bu bölgelerde hem doğuda hem Anadolu'da o verimli topraklarda tekrar üretimi getirmek boynumuzun borcudur. Buradan söyleyelim. Geldiğimiz gün, iktidara geldiğimiz gün ittifak ortaklarımızla birlikte Millet İttifakı'yla geldiğimiz gün çiftçinin mazotundan vergiyi kaldıracağız. Çiftçinin mazotundan vergi almayacağız. Buradan taahhüt ediyoruz. Ayrıca bir şey daha söyleyelim. Çiftçimizin Ziraat Bankası'na ve Tarım Kredi Kooperatifi'ne olan borçlarının faizlerini de buradan sileceğimizi Bayburt'un meydanından bütün Türkiye'ye haykırmak istiyoruz. Biz geldiğimiz zaman beşli çetenin değil ya da her gün dolar bazında ihale alanların değil, çiftçimizin, esnafımızın borçlarını sileceğimizi ifade etmek istiyorum. Bakın, yerlilikten, millilikten dem vuranlar Türkiye mahkemelerini yok sayarak İngiliz mahkemelerini Türkiye Cumhuriyeti'ni mahkum etmiş durumda. O gördüğümüz yollar, köprüler, hastanelerin yapan firmaların yetkili olduğu mahkeme Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri değil, Londra mahkemeleri. Bunu da buradan yerli ve milli iddiası olan insanlara söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bir ittifakımız var ve bu ittifakımız pazartesi günü 6 siyasi partinin genel başkanıyla ortak bir basın toplantısı yaparak Türkiye'ye taahhütlerini açıkladı. En büyük taahhüdümüz, Türkiye'de tekrar huzuru ve barışı inşa edeceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi getirerek Türkiye'nin tekrar demokratikleştireceğiz ve Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Bakın, Türkiye'nin yaşamış olduğu sorunlardan birisi yönetim sistemimizdir. Eğer 2018'den beri her gün yoksullaşıyorsak, eğer işsiz sayımız 10 milyona geçmişse, 1 milyon üzerinde üniversitede işsizimiz varsa, bunun sebebi tek kişilik yönetim sistemidir. Kimin olduğu önemli değil başta. Kim olursa olsun bu sistemle Türkiye'nin bir yere varabilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla güçlendirilmiş parlamenter sistemi